Merhabalar, ben uzman diyetisyen Merve Altay. Bugün sizlere ketojenik diyet nedir, bunu anlatıyor olacağım. Ketojenik diyet kimlere uygulanır? Kimler asla ketojenik diyet yapmamalıdır? Ketojenik diyet yaptığımda hızlı kilo kaybeder miyim? Veya bir zararı olur mu? Hızlı kilo kaybetmemin bir zararı olur mu? Ketojenik diyet nedir ve nasıl uygulanır? Bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Öncelikle ketojenik diyet nedir dediğimiz zaman karbonhidrat miktarı çok kısıtlı ve düşük olan bir diyet yöntemidir. Ve bir takım hastalıklar üzerinde, özellikle nörolojik hastalıklar üzerine tedavi yöntemi olarak bulunmuştur. Bu hastalıklar epilepsi, Parkinson, Alzheimer gibi bilişsel fonksiyonları etkileyen hastalıklardır. Bu hastalıklardan tedavi olmak için ketojenik diyet uygulanabileceği gibi hızlı yağ yakımını arttırmak için de ketojenik diyet uygulayabiliyoruz. Çünkü karbonhidrat miktarını azalttığımız zaman hem insülin direncini olumlu yönde etkilemiş oluyor, hem kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltmış oluyor. Tabii ki ketojenik diyeti yanlış uygulamış olursanız bu kan lipid seviyenizi arttırdığı gibi aynı zamanda da kalp rahatsızlığına sebep olabilir. Bununla beraber ketojenik diyeti hangi yaş grubu uygulayabilir, kaç yaşından itibaren kullanılabilir gibi sorular alıyorum. Biz çocuklarda bile ketojenik diyeti uygulayabiliyoruz. Ancak en önemli temel nokta kilogram başına hesaplanabilir nitelikte olması. Yani biz yüksek yağ ve yüksek protein tükettiğimiz zaman mutlaka kişi bazında kişinin yaşı, boyu, kilosu, fiziksel özelliklerine göre mutlaka kilogram başına hesaplama yapılması gerekmektedir. Ketojenik diyet kimlere uygulanmaz dersek, böbrek hastalığı olanlara, karaciğer hastalığı olanlara, riskli gebelere veya gebelik ihtimali olan kişilerde uygulanmasını asla istemiyoruz. Çünkü karbonhidrat miktarının azalması B grubu vitaminlerinin düşmesine sebep olabileceği gibi protein miktarının artması da böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Ketojenik diyette almış olduğumuz karbonhidrat miktarını azaltırken özellikle tükettiğimiz yağ kaynaklarının miktarı artmaktadır. Yağ miktarını arttırdığımız takdirde de bununla birlikte protein kaynakları da artmış oluyor. Yani %70 yağdan %25 proteinden %5 de karbonhidrattan gelen bir diyet modeli. Bunun içeriğinde mutlaka sağlıklı yağların tüketilmesini istiyoruz. Bu sağlıklı yağların başında zeytinyağı geliyor. Tereyağı da kullanılabiliyor. Ancak tereyağının içinde karbonhidrat olduğunu unutmamalıyız ve karbonhidrat miktarını yükseltebileceğini unutmamalıyız. Bununla birlikte avokado yağı, ceviz, badem, fındık mutlaka eklenebiliyor. Etler tüketilebiliyor. Kırmızı et, beyaz et, hindi eti veya balık tüketilebiliyor. Balığı biraz daha sınırsız tüketebiliriz çünkü omega 3 kaynağı olarak çok güçlü bir yağ kaynağı olduğu için balığı tüketmemizde fayda var. Ancak kırmızı eti tüketirken dikkat etmeliyiz ve porsiyon miktarını kontrol etmemiz gerekmekte. Erkekler için 250-300 gram alınabilecekken günlük, kadınlar için 150-200 gramı geçmemesini istiyoruz. Bununla birlikte almış olduğumuz yağ kaynağı ve protein kaynağı artıyor. Ve beraberinde biz mutlaka peynir ve yoğurt da tüketilmesini istiyoruz. Peyniri bazı hastalıklarda kısıtlayabiliyoruz, evet. Ancak mutlaka ketojenik diyet yaparken yoğurt eklenmesini istiyoruz. Çünkü ketojenik diyet uygularken karbonhidrat miktarını azalttığımız için kalsiyum, potasyum, sodyum dengesinde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu sıkıntıları azaltabiliyor olmak için mutlaka yoğurt veya kefiri ketojenik diyetinize eklemenizi istiyoruz. Ketojenik diyette biz maalesef meyveye yer vermiyoruz. Meyvelerin tüketilmesini istemiyoruz çünkü meyveler karbonhidrat miktarını çok hızlı yükseltmiş oluyor. Sebzelerin arasında da bir takım sebzelere dikkat etmemiz gerekiyor çünkü sebzelerin içinde de karbonhidrat miktarının yüksek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabii ki lif tüketiminden dolayı sebze tüketmeliyiz. Ancak örnek veriyorum, karnabahar, kereviz gibi biraz daha karbonhidrat miktarı ve kök yapısı fazla olan sebzelerde ketojenik diyete göre almamız gereken miktarı yükseltebiliyor. Ketojenik diyet çok hızlı yağ yaktığını inandığımız bir diyet yöntemi olduğu için hızlı toparlanma konusunda bize yardımcı olabiliyor.
Özellikle ben sadece yağdan kilo vermek istiyorum, hızlı bir daralma, hızlı bir incelme istiyorum diyen danışanlarımıza uygulayabiliyoruz. Ve aynı zamanda bilişsel fonksiyonlar üzerine çok olumlu etkilerinin olduğu bilindiği için de biz mutlaka ketojenik diyeti gerekli kişilere uygulayabiliyoruz. Özellikle demans hastalığında, Alzheimer'da, epilepsi rahatsızlığı olan nörolojik hastalıklarda ketojenik diyeti uyguluyoruz. Ketojenik diyette çok hızlı yağdan kilo kaybedilir. Ancak ketojenik diyeti doğru uygulamazsak eğer, yağdan kilo vermek yerine özellikle kadınlarda östrojen seviyesini hızlı yükseltebileceği için bir takım daha fazla yağ tutulumuna sebep olabilir. Onun için biz mutlaka kontrollü ve kilogram başına hesaplanmış bir ketojenik diyet uygulanmasını istiyoruz. Ketojenik diyeti 7 veya 21 gün uygulanmasını istiyoruz. Çünkü yağ yakımı ancak 3. günden sonra başlamaktadır. 7 veya 21 günü tamamladıktan sonra yarı ketojenik diyete geçerek açılım yapılması gerekmektedir. Ketojenik diyetten hızlıca karbonhidrat içeren gıdalara geçilmemesi gerekmektedir ve çünkü o hızlıca glikojen deposunun depolanmasını arttırır. Ketojenik diyette özellikle karaciğer veya böbrek rahatsızlığı olan kişilerde bir takım enzim yüksekliklerine sebep olabiliyor. Kan lipid profilinin yükselmesi, özellikle yanlış yapılan ketojenik diyetlerde kan lipid seviyeleri, kardiyovasküler hastalıklar riski artabiliyor. Aynı zamanda gebelikte uygulanan veya emzirme döneminde uygulanan kişilerde özellikle potasyum-sodyum dengesi sağlanamadığı için bir takım vitamin ve mineral kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Ketojenik diyette, örnek veriyorum, sabah kahvaltısını yumurtayla veya etle başlanabilir. Bunun yanında mutlaka biz yeşil yapraklı sebze tüketilmesini istiyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler karbonhidrat miktarını çok yükseltmeyeceği gibi lif miktarına da destek sağlayacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde yoğurt, kefir, ayran gibi yine protein ve yağ içeriği yüksek olan gıdalar tüketebiliriz. Aynı zamanda Hindistan cevizi yağını diyetimize ekleyebiliriz. Yağ yakımını hızlandıracaktır. Ancak orada da Hindistan cevizi yağını tüketirken de mutlaka kan kolesterol seviyenizde, yani hem trigliserit hem de LDL miktarı seviyenizde yükseklik varsa tereyağı gibi düşünüp az miktarda tüketilmesini istiyoruz Hindistan cevizi yağını. Bununla birlikte günün ilerleyen saatlerinde yine bir 200 gram, 200 veya 300 gram bir et tüketilebilir. Bunun yanında veya işte kırmızı et veya beyaz et olabilir. Tabii ki balık ilk tercihimiz olmalı her zaman. Bunun yanında mutlaka çok az limon suyu tüketilebilir. Ancak limonun da içinde karbonhidrat olduğu unutulmamalıdır. Limon da bir meyve ve içerisindeki karbonhidrat miktarı çok yüksek. Onun için çok az suyu tüketilebilir salatanızın üstüne. Bununla birlikte mutlaka işte kabak gibi, lahana gibi, kereviz gibi karbonhidrat miktarı çok yüksek olmayan sebzeler eklenebilir. Böyle bir ketojenik diyette hızlı yağ yakımını sağlamak mümkün. Bu videonun sonuna geldik. En son haber kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve aklınıza takılan, sağlıklı ve fit kalmak için aklınıza takılan her türlü sorunuzu bize yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.